Evet, 7 Mayıs 2018 Pazartesi günündeyiz arkadaşlar. Korsikalı'dır. Sesli gazete değil, sesli gazete olmasın. Bugün enteresan bir şey yapayım dedim ben. Sesli gazete ile bu yapacağım şeyi birbirinden ayırdım. Bu ne? Ümmetin lideri Erdoğan'ın konuşma metinleri arkadaşlar. Geçen hafta Cuma günkü ve dünkü manifestosu. Burada çok enteresan bilgiler var. Dolayısıyla tek tek haberleri geçmektense böyle ben altını çizdim, güzel çalıştım. Bu tekstleri birlikte inceleyelim dedik. Biraz akademik bir çalışma olsun. Çünkü çok komik yani. Dolayısıyla hepsini tek bir seferde üzerinden geçebiliriz. Biz yine sesli gazeteyi, yarınki sesli gazeteyi yine yapacağız. Onda bir sorun yok. Şimdi burada ilk önce şeyden başlayalım. Tamam, manifestodan başlayalım. Ondan sonra bir de Cuma günkü yaptığı konuşma var. Oradaki konuşmaya bakarız. Şimdi arkadaşlar, dünkü manifestoda, AK Parti'nin manifestosunda ben altını çizdim. Bütün teksti okumama gerek yok. Zaman kaybetmeyelim yani. Şimdi orada tabii bir sürü milli değerlerden, şunlardan, bunlardan bahsediyor. Mesela orada ne diyor? Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz. Yemin olsun hedeflerimizden vazgeçmeyiz. Kardeşliğimize halel getirmeyiz. Kardeşlik, yani o kardeşlik dediği biliyorsunuz %50, diğer taraf pis kaka tüh, yani orada bir şey yok. Rabbim davamızı, birliğimizi, ahdimizi bilmem ne artırsın, yolumuzu açık eylesin filan diyor. Ulan 16 yıldır zaten yolunuz açık, yani yolunuzun üzerinde kimse yok, ezip geçiyorsunuz. Sonra bir satır arasında şöyle diyor: Atatürk size ölmeyi emrediyorum dediğinde siperlerinden ok gibi fırlayanlar bizdik. Tabii AK Parti biliyorsunuz 1920'lerde kuruldu tabii o zamanlar. Ama nedense bu AKP'lilerin çoğu Cumhuriyet dönemini hep böyle bir reklam arası falan görüyordu. Hayrola ne oldu? Seçimler yaklaşınca birden Atatürkçü falan olunuyor. Nasılsa. Burada tabii bütün konuda işte Sultan Fatih döneminden bahsediyor. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan bahsediyor. Ulan sanki savaşa gidiyoruz yani, tamam mı? Yani zaten biliyorsunuz bunlar seçimleri de savaş olarak adlandırıyorlar ya böyle. Nasıl bir şeydir bu, anlamadım. Yani karşınızdaki düşman kim yani? Diğer partiler düşman. Siz böyle bir savaşa gidiyorsunuz. Bu milli değerleri sürekli böyle parlatarak, konuşarak. Yani ben Fransa'da mesela o kadar seçim gördüm. Hiçbir zaman bir tane işte bir adayın Fransa'da Charles Martel'den falan bahsettiğini, o Müslümanları nasıl Poitiers'de onları yendik bilmem ne dediğini hiç görmedim yani. Enteresan bir şey, enteresan bir duygu. Burada diyor, bu yurdun namusunu işgalcilere çiğnetmedik biz. Çiğnetmeyen bizdik, pardon. Toprakları sıksan şu hedamızın fışkırdığı, türkümüzün okunduğu Türkiye'mizi aziz bildik. Türküden kastı galiba geçen hafta İbo'nun söylediği yaylalar türküsünden bahsediyorlar. Öyle bir şey anlıyorum. Türkiye'yi şahlandırdık, hep birlikte büyüdük, hep birlikte özgürleştirdik. Özgürleştirmiş, Allah Allah. Öyle bir şaha kalktı ki ülke, yani o at böyle ters döndü şaha kalkarak, sonra yuvarlanarak gitmeye başladı yani. Enteresan bir şey. Davos'ta işgalcilere one minute dedik. Tabii yani tek bildiği kelime, İngilizce kelime one minute olduğu için Allah'tan başka kelimeler bilmiyor yani. Orada da çok ciddi diplomatik başka krizlere de yol açabilirdi. Bu satır arasında işte devamında şey diyor: mazlum Filistin halkının davasını her platformda savunduk. Tabii yani benim oğlanın gemileri Aşdod Mersin arasında gidip geliyor ama hani onu biz yine de savunduk. Davos'ta işgalcilere karşı one minute dedik. One minute önemli bir istasyondu. İstasyon, biliyorsunuz ümmetin lideri istasyonları çok iyi bilir. İstediği istasyonda iner, istediği istasyonda biner filan. Suriye ve Irak'tan buraya gelen milyonlarca muhacire hiç tereddüt etmeden kapımızı açtık. Tabii yani kapımızı açtık. Yani bizimkileri gönderdik muhacir olarak. İstemediklerimizi, düşmanlarımızı, hainleri, vatan hainlerini gönderdik. Onları aldık, kapılarımızı açtık dedi. Yani bu da şey, merhametli tarafını gösteriyor tabii burada. Sonra Gezi olaylarından bahsediyor. Hadi buraya geçelim. Sonra diyor ki biz 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Siz o gece ölümü öldürdünüz. Vav, o gece ölümü öldürmek yani. Bunu yazan o danışmanı artık neyse, öyle bir kelime kullan ki böyle böyle alengirikli olsun falan demiştir galiba. Tamam, ölümü öldürmek falan, vay anasına. Siz o gece ölümü öldürdünüz. Biz 15 asırdır Okçular Tepesi'ni bekleyenleriz. Biz bu toprağı kanlarıyla yoğurarak vatan kılanlarız. Ulan yine Bedir, Uhud bilmem ne bastı gidiyor yani. Tamam, hep böyle kutsallara atıf var yani. Kendisi ve kutsallar, tamam mı? Kendisi ve kutsallardan olmayanlar biliyorsunuz kötü, kaka. AK Parti'nin hamurunu siz yoğurdunuz. O hamurdan da her şey çıktı. Gördük yani zaman içerisinde. Yani tabii hamur bozuk olunca her şey çıkıyor.
Milletimize afra tafra yapmadık, mütevazı olduk. Tabii millete mesela çiftçiye ananı da al git demedik mesela. Değil mi? Bunlar önemli şeylerdi. Faize giden parayı sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yani bir örtülü ödenekten 540 milyon lira falan harcamış mesela. O aktarılan paralardan bir kısmı olabilir mi mesela? Kapalı kapılarda pazarlık yapmak yerine herkesin gözü önünde muhasebe yaptık. Yani Dolmabahçe mutabakatı mesela bu kapalı kapılar ardındaki şeylerden sayılıyor mu mesela? Onu bilmiyoruz. 24 Haziran milat olacak diyor. Tabii niye ki yani ilk kez mi seçileceksin yani? İlk kez daha önce seçilmedin falan yani galiba değil mi? Neyse. Orada işte ahdim olsun ki yeni dönemde Türkiye muasır medeniyetler seviyesine çıkacak Somali, Sudan gibi. Yani onu kastediyor. Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Ha, düşer. Enerji dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak. Yüksek teknoloji ürünlerde yerlilik oranı artacak. Peh peh peh. Yerli otomobil ve savunma sanayi alanlarındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Geçer. Bunu çok gördük gerçekten. Geçtiğini. Sonra ne diyor? AK Parti yürüyüşüne başladığımız günlerde 3Y olarak adlandırdığımız yoksullukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecek. Buna kim inanır? Kadir inanır. Yani yoksullukla mücadele edecekmiş. Hadi yoksulluğu boş ver. İki kömür verir, makarna verir. Onu yoksullukla mücadele adı altında böyle pazarlarsın da yuh diyorum yani. AK Parti, ha, devletimizin şefkat, merhamet ve adaletli kolları sonuna kadar açıktır yani. Nasıl bir o şefkatli kollar nasıl bir sarıyorsa böyle yani. Acayip bir şey. Bizim de işte istediğimiz o yani. Yani o şefkatli kolla ben çok taktil bir insan değilim yani böyle dokunmayı yani çok seven bir insan değilim. Mümkünse yani beni sarıp o şefkati göstermesin. Daha iyi. Mesafeyi koruyalım. Sonra diyor ki AK Parti Özgürlükler Partisi'dir. Böyle olmaya da devam edecektir diyor. Bence de dünya düzdür. Daha önce de söyledim. Dünyanın düz olduğuna inanıyorum. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Sonra evet bu manifestoydu arkadaşlar. Bu manifestosundan bulabildiğim şeyler. Sonra Cuma günü şey işte AK Partili gençlerle falan buluşmuş, tamam mı? Orada işte anılarını anlatıyor falan böyle. Orada şey diyor, biz geceleri sabahlara kadar afiş asar duvarlara yazı yazardık diyor. Tamam mı? Bizim zamanımızda bu işin propagandaları öyle kalkıp da televizyonlarda bilmem nerede billboardlarda yapılmıyordu. Ömrümüz hep böyle geçti. Anacığım evin balkonunda beklerdi. Ben afiş asmaktan gelirdim falan diye. Yani böyle öyle bir söylüyor ki bunu, bu seküler yani. Siyaset dediğin seküler bir şeydir, dünyevi bir şeydir. Tamam mı? Ulan sanki çok kutsi bir davaymış gibi, tamam mı? Enteresan bir şey. Sonra diyor ki ben de güzel yazı yazardım duvarlara yazıyı. 1 metreden aşağı yazıların boyu olmazdı diyor. Ulan sanki Emile Zola gibi romanlarda tasvir yapıyor adam ya. Ve böyle bir betimleme görmedim. Yok yani. Tabi bilirlerdi ki bu yazı reisin yazısı, muhalifler silerdi. Yani bakıyorlar bu reisin yazısı siktir etmiyor. Biz şunu silelim falan diyorlardır muhtemelen. Biz tekrar yazardık. Böyle bir mücadele diye anlatıyor yani, tamam mı? Nasıl bir şeyse bu enteresan. Erdoğan diyor genç yaşta siyasete girme şansı bulamadığını belirterek, ya Allah'tan çocukluğumuzu kurtarmışız yani, gençliğimizi kurtaramadık ama çocukluğumuzu kurtarmışız. Düşünsenize bir de o girseymiş genç yaşta. Sonra niye 30 yaş? Onu tabii çektiğini, işte yaş sınırını düşürdüğünü anlatıyor. Niye seçme 18'de, seçilme 25? Halbuki zor olan seçilmek değil, zor olan seçmektir. Ha, zor olan seçmek olduğu için ümmetin lideri ne yaptı? Onu, o zorluğu ortadan kaldırdı. Artık tek adamı seçiyorsunuz. Yani tek adam seçmek zorunda kalıyorsunuz. Bütün hedefleri o yöndeydi yani. Böylelikle o zorluk ortadan kalkmış oluyor. CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiline atıfta bulunan Erdoğan bir zamanlar bir siyasetçi şöyle bir laf etmişti. Şimdi ebedi alemde demişti ki ben Taksim Meydanı'na dört ayaklı koysam seçtiririm demişti. Ben de Konya'ya, mesela Sultanbeyli'ye, Kayseri'ye dört ayaklı koysam galiba seçtiririm. Hem de aynı partiden yani, değil mi? tabii o 15 milletvekilliğe atıf yapıyor. Baktım arka taraftaki milletvekilinin gözleri yaşlı ağlıyordu. Ağlaya ağlaya onları oraya gönderdi. Hani demokrasi diyor. Bir de orada bundan bahsederken yani yufka yüreğini öne çıkartıyor yani arkadaşlar. Bu arada hani demokrasi, ağlaya ağlaya onları gönderdi derken acaba şu ağlayan şey olabilir mi ya? Bu Balıkesir Belediye Başkanı vardı ya hani ağlıyordu, görevinden alınmıştı. Hani demokrasi, değil mi? O
Ağlayan da Balıkesir Belediye Başkanı CHP'li miydi ya, yoksa olabilir değil mi? Neyse. Evet, konuşmasında sonra bir sürü yine zırvalıyor. Ondan sonra diyor ki bunların hayalleri yok ki ürünleri olsun diyor. Yani kendisinin böyle çok hayali falan var ya. Hayalleri yok ki ürünleri olsun diyor. Tabii hayali de o uçan arabalar, bilmem gökteki uçaklar falan var. Hiç yere inmeyen, hiç görmediğiniz onlar, onların hayali oluyor tabii. CHP'nin, İYİ Parti'nin, bilmem başka partinin böyle bir hayali olabilir mi yani? Değil mi? Tam hayal, masalsı bir dünyada yani. Sonra diyor şimdi asrın bağımlılığı, en büyük tehdit teknoloji bağımlılığı diyor. Bu teknolojiye düşman, bunun bu teknoloji düşmanlığı şuradan kaynaklanıyor. O kadar gazeteyi, bilmem yayın organını, televizyonu kapattık. Sosyal medyaya bir türlü hakim olamıyoruz. Dolayısıyla bu bir bağımlılık. Yani bunu ortadan kaldıramıyoruz gibi bir şey anlıyorum ben. Arkadaşlar. Sonra ne diyor? Sonra ne diyor? Bakalım ne diyor? Şurada ne diyor? Ha, Özgür Suriye Ordusu kahramanca savaştı diyor. Özgür Suriye Ordusu güzel yağma yaptı. Tecavüzler filan, biliyorsunuz Özgür Suriye Ordusu'ndan. Sonra Suriyelilerle ilgili olarak biz bu insanları gerekirse vatandaşlığa alalım diyor, tamam mı? Bunlar içinde doktor, mühendis, eve doktor olanlar var, bilmem neler falan diyor. Tabii biz bizdekileri, muhalif olanları vatan haini ilan ettik. Onları Meriç'te boğulmaya zorladık, gönderdik kimisini. NASA çalışanları, mühendisler, doktorlar, akademisyenler, biz onların hepsini içeri attık. Boşalan mevcut pozisyonları da tabii AK Parti'nin donanımlı insanları olmadığı için, hepsi koyun olduğu için bu Suriyelilerden alabiliriz yani. Hem de bizim için güzel bir oy kapısı olur yani diyor. Yani böyle onları çok sevdiğinden falan değil, biliyorsunuz. Sonra 15 Temmuz gecesinden bahsediyor. İşte beklemediğim anda böyle bir komplolü darbeyle karşı karşıya kaldık. Bizim şöyle bir haftalık tatilimiz vardı. Bu da belki benim, yani başbakanlığım, cumhurbaşkanlığım döneminde ilk yaptığım tatildi. Çünkü öyle benim sık sık tatile çıkmak gibi bir lüksüm yok. Hiç lüks yok. Ümmetin liderinin hiç lüks yoktur arkadaşlar. Böyle tatile çıkmak bilmem neymiş, hiç. Zaten o 1100 odalı sarayda bir odadan bir odaya geçmesi zaten 2 hafta sürüyor. Yani. Sonra Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyor, o işte darbenin olduğu zamanlar. Bizden önce geldi o oraya. Geldikten sonra tabii orada tankların hemen adeta korumasında işte çıkıp, biliyorsunuz, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Belgesel çeker gibi bunlar. Kayıtlarda var. Sizin kayıtlarda da var bunlar. O kayıtlarda zaten bunları görüyorsun. Şimdi sen kayıtlara geçmişsin, girmişsin. Zaten senin artık günah defterin hazır kayıtlarda. Yani sizin 2013'ten beri özellikle yaptığınızı, kayıtları aldığımızı biz bir yapsak, bunlardan yıllık almanaklar oluştururuz yani. Düşünün, onlar da kayıtlara geçti. Bunlar bir utanç vesikası olarak 10 yılı, 20 yıl, 30 yıl sonra da sizin karşınıza gelecek. Bunları unutmayın. Başka ne? Başka bu kadar yani. Yani aslında çok çok uzun da bu daha enteresandı arkadaşlar, böyle tekst incelemesi. Daha akademik oluyor yani. Neyse, görüşürüz. Yarın ben size bir tane sesli gazete atarım ya. Tamam mı? Kendinize iyi bakın.